Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim Ramazan pidesi. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. Buraya bir adet yumurtanın akını kırdım. Sarısını da üzeri için ayırdım. Akının boşa gitmemesi için kullanıyorum. Bu tadında herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. Bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı dolusu tuz. Ben burada 5 su bardağı unu eledim. 3 su bardağı da su aldım. Suyu yavaş yavaş ilave edeceğim. Önce birazcığını dökeyim. Karıştırıp mayayı biraz eriteceğim. Kalan suyu da ilave edeyim. 3 su bardağı su ilave ettim. 5 su bardağı da un kullanacağım. Eğer gerekirse biraz daha un alacağım ya da su ilave edeceğim. Şimdi unu yarısını ekleyeyim. Yavaş yavaş. Diğer kalanı da ilave edip yumuşak bir hamur elde edeceğim. Hamuru tezgahın üzerine aldım. Toplamda 2 su bardağı un daha ilave ettim. Olabildiğince yumuşak, biraz hatta böyle elinize yapışan bir hamur olsun. Tezgahın üzerine aldıktan sonra, yani toparladıktan sonra hamurunuzu bir 5 dakika boyunca yoğurun. Böyle elinize yapışacak gibi olursa ara ara un serpebilirsiniz. Şu şekilde. Ben bu hamura 7 bardak un ve 3 bardak da su ilave ettim. Evimizdeki normal klasik bardaklarla. Şimdi 5 dakika boyunca yoğuruyorum. Şimdi tekrar kabın içine alıyorum. Bayağı yumuşak bir hamur ama böyle çok elime de yapışmıyor. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Ben ortalama bununla hemen hemen bir 3 tane kadar pide çıkaracağım. Ama sizlerin normal fırın tepsisi olacağı için 2 tane anca çıkacaktır. Ben 3 tane çıkaracağım çünkü mini fırın olduğu için. Çok büyük tutamayacağım. Şimdi üzerini streçle kapattım. Hamur iki kat olup mayalanana kadar ortalama 30 dakikayla 1 saat arası dinlendiriyorum. Hamuru yeterince dinlendirdim. Tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru 3'e böleceğim. Giriyorum. Altını unluyorum. Hiç merdane bile kullanmadan yapabilirsiniz. İsterseniz de kullanın. Nasıl arzu ederseniz. Elimle şöyle açıyorum. Biraz merdaneden yardım alsam daha rahat olacak. Da böyle ince yapmayın. Biraz un serptim. Hamuru alıyorum. Tepsiye yerleştiriyorum. Şimdi kenara alayım. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayacağım. Merdaneyle daha rahat yapılıyor. Elle de olur ama merdane daha kolay. Evde yoksa direkt elinizle de yapabilirsiniz. Bir tane şöyle yuvarlak borcam da yapacağım. Un serpmeyi unuttum. Biraz un serpeceğim. Hamurların hepsini tamamladıktan sonra üzerlerine temiz bir şeyle örtüp en az 30 dakika, bu odanın ısısına göre değişecektir. Ben de bir 30'da 40 dakika boyunca dinlendireceğim. Şimdi diğer tepsileri kenara aldım. Bununla başlayayım. Bu pişerken zaten diğerleri de daha beklemiş olacak. Ayırdığım bir adet yumurta sarısının içerisine bir 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kadar da süt.
karıştırayım. Tamamen üstüne bir süreyim. Ondan sonra şeklini vereceğim. Daha sonrasında sürmeyle uğraşmayacağız. Elime sürekli böyle ıslatıp kenarlara şekil vereceğim. Elinizle ucuyla batırıp çekebilirsiniz. Elimi elinizi sürekli sokuşturun yumurtaya. Ben üzerine sadece susam serpeceğim. Arzu ederseniz çörek otuyla karıştırıp yapabilirsiniz. O da gayet güzel oluyor. Hiç bekletmeden şimdi fırına götürüp 220 derecelik fırında 20 dakikaya yakıp pişireceğim. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin. Hemen diğerini de aynı şekilde yapacağım. Öbürünü de öyle yapacağım. Bu sos da yeterli gelecek. Birazını şimdi öbürüne ayıracağım. Biri piştikten sonra öbürünü atacağım. Pişmeye yakın bu şekilde yumurtalayın. Yani en fazla böyle sosladığınızda bir 10-15 dakika falan dursun. Çok da bekletmeyin. Elimle şöyle tırnaklarımla batırıyorum. İyice böyle aşağı inene kadar indirin. Üzerine susam serpiyorum. Fideleri fırından çıkardım. Tek tek pişirdim ben hepsini. Gayet de güzel pişmiş. Bu birazcık tam yuvarlak olmadı çünkü tepsiden dolayı. Hemen diğerini de çıkartıyorum. Altı da gayet güzel pişmiş. Yumuşacık oldu. Şimdi dilimleyeceğim. Gerçekten pamuk gibi. Bir tanesini keseyim. Sizler de görün. İçi de gayet güzel. Böyle sert falan da değil. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.